Sayın Ayça Şeref efendim, Bursa'dan geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Ama bir lüzumsuz gerginlik var üzerinizde. Evet, bir onlar yaşadıktan sonra geldi üzerime. Allah Allah. Çıta da değişmedi. Eray Hanım'ın kondurduğu 8700 puan hala ışıl ışıl yanıyor yani. Az daha geçiyorduk Ayhan Bey. Geçerse güzel de geçecekti. Yani 9000'lerin üzerine çıkartacaktı. Çıta 2 takıldık mütebessimde. Evet, ben de mı? Geçeceğini düşünmüştüm bir an. Değil mi? Evet. Ben de. Siz takıldınız mı mütebessimde? Evet, onu da takıldım. Zor soruydu, kabul etmek lazım. Hatta onu buldunuz. Hatta'yı bulmuştum. Buldunuz. Orada moralimiz bozuldu Kayhan Bey'le. Zaten Kayhan Bey artık bitse de gitsem moduna girmişti, kabul etmek lazım. Simya Hanım da aynı kadersizliği paylaştı. Pek uygun sorular gelmedi kendisine. Mecburcu. Takılır mıydınız? Mecburcu takılırdım, bilmiyordum. Harf çıkınca aklıma gelebilirdi ama... Tebrik etmem lazım. Çok pratik zekalı bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dertli bir soru olmasına rağmen güzel kurtuldular. Yetmedi. Şimdi durum şu. Ya siz ya Eray Hanım. 11 tane harf alabiliriz. Sizden sonra yarışacak birisi yok. O yüzden gönül rahatlığı içerisinde harflerinizi alın. Her soruda bir harf desek 3 soruya... Üç tanecik soruya hiç harf almadan cevap vermeniz lazım. Üzerine de bir 3 saniye arttırırsak, çünkü Eray Hanım 2 saniye arttırmıştı. Bugünün şampiyonu olacaksınız Ayşe Hanım. Umarım. Zor mu? Değil gibi gözüküyor ama büyük konuşmayalım. Büyük konuşmayacağız. Biz şimdi bunun bir değerlendirmesini yapacağız efendim. Küçük bir reklam arası. Geri döndüğümüzde Ayça Hanım mı, Eray Hanım mı onu öğreneceğiz. Hadi bakalım. Ah sayın seyirciler, şu anda son noktayı koyacak olan değerli Ayça Hanım o kadar tatlı, o kadar sempatik, o kadar sıcak gülümsemesi olan bir kızcağız ki, ama reklam aralarında. Ne oluyor ışıklarla birlikte? Heyecan geliyor. Bir heyecan geliyor. Evet. Hep böyle misiniz efendim? Girdiysen bir işe kazanacağım. Hı? Evet. Allah Allah. Öyle. Hiç de öyle hırslı birisi gibi gözükmüyorsunuz bana oysa ki. Biraz içten var diyelim. İçten pazarlık ya. Onu mu demek istiyorsun? Pazarlık demek değil de. Hı. Her zaman bir yani yaptığımızın en iyisini yapmak isteriz. Onun gibi bir şey diyelim. Mimarlık son sınıf. Evet. Mimarlık. Nedir düşünceniz? Nasıl ilerleyeceksiniz? Yani şu an aslında staj yapıyorum ben bir ofiste. Hı hı. Yaptığınızın en iyisini mi yapıyorsunuz? Orada da inşallah. Bakalım duruma göre mezun olunca. Peki söylediniz mi mesela arkadaşlarınıza kelime oyununa gidiyorum diye? Söyledim. Gerçekten mi? Evet. Bak şimdi bu anlattıklarınızdan şunu çıkartmıştım ben. Puanı öğrendikten sonra çalıştırır WhatsApp gruplarını demiştim. Yok, ama. Yok aslında herkese söyledim. Allah Allah. Hatta yayınlanınca ofiste izlemeyi de düşündük. Ayça Hanım siz kendinize güveniyorsunuz. Eğlenmeye geldim. Hadi bakalım o güven içerisinde bugünün de şampiyonu olursanız umarım. Anlatılması hoş bir hikaye olur. Değil mi? Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Hadi gelsin. Ayça Hanım'ın ilk sorusu efendim. Hedefimiz en azından 8700. Şöyle bir soru. Tarihi sembol veya hatıra niteliğindeki yapılara ne deriz? Anıt. Deriz. Gayet güzel. Haydi yenisi geliyor. 4 harfli cevaplar bitiyor. Bu bir meyve. Bu bile yeter. Ama şöyle sorduk biz size. Ekşi ve olgunlaşmamışına koruk denen meyvedir. Üzüm. Gayet güzel. Gayet güzel. Hadi biraz tarzını değiştirelim soruların. Bunlarda da o kadar hızlı mısınız? Öğrenelim. 5 harfli tek kelime. Savurganlıkla yapılan tüketime... İsraf. Efendim, hayran kaldım. Vallahi bravo. Buyurun yenisi geliyor efendim. Burada takılmaz. Hiç zannetmiyorum. Sayı işaretine ne diyoruz? Nokta. Olmaz. Sayı işareti 0, 1, 2, 3. Sembol. Sembol değil. Bastım bir de. Yani bakınız işte 24 bir sayıdır. Evet. 2 ve 4 hem sayıdır hem Roma. Rakam. Burada sizin dostunuz var. Hiç teşekkür merak ederim. Etmeyin. Ama şu beni biraz ürkütüyor. O kadar hızlı hareket etmeyin burada. Hmm. Tamam. 2 defa düşünülebilecek bir sorudur. Hemen arkasından geleni de öyledir ya. 6 harfler biraz dertli Ayça Hanım. Gelsin. Düşünüleni dolaylı olarak anlatma. Daha doğrusu dolaylı olarak anlatan söze ne diyoruz? Ne yaptı diyoruz? Teşbih miydi? Hayır, o benzetme. Nasıldı? Düşüneni dolaylı olarak anlatan söz. Sen zaten bilirsin öyle alttan alttan konuşmayı. Mesela burada da yaptım.
İma. İma değil. Gelin bir harf alalım. Alalım. Aldık bir harf. Biraz nokta noktalı konuşuyorum fark ettiyseniz. Anıştırarak konuşuyorum. Kapalı. Kapalı değil. Kapalı gibi. Üstü kapalı değil. Ne yapıyorum? Eski bir kelime. Farsça mıydı? Arapça mıydı? Galiba Farsçaydı. Gelmiyor. Gelin bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. Aldık bir harf daha. Kinaye. Kinaye efendim. Aslında bildiğim bir kelime ama. Hayır, siz nereden bileceksiniz kinayeyi? Gıybettir, kinayedir, onlar sizde yok. O yüzden takılıyorsunuz, rica ederim. Evet. Buyurun yenisi. Bunu daha önce duydunuz mu acaba? Yani hiç duymadım derseniz inanırım efendim. Mezar, kabir anlamında eski bir sözdür. O kadar eski bir sözdür ki artık sadece bir şarkıda kaldı. O şarkıyı söyleyen, dinleyen de kalmadı işin kötüsü. Harf alalım o zaman. Buyurun. Bildiğimi sanmıyorum ya. Alın bir harf daha. Bir harf daha alayım. Var ya bir Makber, şarkı. Makber miydi? Neydi o? Makber. Makber mi? O kadar heyecanlandım ki. Kolonya'yı düşürdüm. Ben bir iki tane daha harf alırız gözüyle bakıyordum hadiseye. Maşallahınız var. 2 dakika 21 saniyeniz var hali hazırda. 11 tane harf alma hakkımız vardı. 7 tanesi duruyor elimizde. Hadi gelin şu batı kökenli kelimeyle bir 700 puan kazanalım. Daha da rahatlayalım. Tek kelime. Tekerleğin tutunamayarak yol almadan dönmesine ne yapma diyoruz? Böyle biliyorum arabada nasıl olduğunu, kayıyor. Batı kökenli. Bir şey çekme denir. Ne çekme? Patinaj. Çekti? Patinaj, pati çekme. Çevrenizde öyle trafik canavarları mı var? Hayır ama bildiğim gibi. Babanız çok karavan şoförü değil mi? Kullanır, evet. Muhtemelen çok dikkatli bir insandır. Buyurun yenisi geliyor. Eşit şekilde paylaşmak, bölüşmek. Ay, bölüşmek gibi bir şey zaten. Mi? Ama biraz daha böyle ne diyeyim, otantik bir kelime. Hani kırışmak, bölüşmek. Bir de ne vardı? Kırışmak, bölüşmek. Hani biraz daha böyle kırsal Neden ağza bir uzanan bir kelime. Galiba. Alalım bir harf. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Bölüşmek, kırışmak, ü. Eyvah, duymamışsınız. Uydursanız çıkar. Mek orada, 4 harfli bir şey. Kesinlikle, kesinlikle. Ülüşmek. Ülüşmek mi? İkinci ü olmaz orada ama. Zaten. Üleşmek. Öyle mi olur? Üleşmek. Duydunuz mu bu kelimeyi? Duymamıştım işte. Niye uyduruyorsunuz böyle bir kelime? Neyse ki doğru efendim. Zor muydu? Zordu benim için, bilmiyordum bu kelimeyi. Zorluydu, kabul etmek lazım. Yani dert yaratacak bu kelime diye yazdığımız kelimelerden biriydi. Uçan daire öyle değildi Simge Hanım. Açıkça söyleyeyim. Buyurun yenisi geliyor. Aztekçe acı su anlamına gelen bir sözcükten türemiş efendim bu kelime. Günümüzde hemen her dilde bir tatlının adı olarak kullanılıyor. Azteklerden gelmiş kökü. Azteklerden gelmiş kökü. Hı. Demek ki Amerika keşfedilmeden önce bu tatlı bilinmiyormuş. Evet, hayır. Amerika keşfedilmeden önce bilinmiyormuş. Bilinmiyormuş. Alalım mı? Bir Alalım. Harf. Aldık bir harf. Şimdi Aztekçe acı su ne demek? Hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden o kısmı boş verin. Aztekçe, onu bilelim. Yani demek ki Güney Amerika kökenli. Bu bir tatlı. Hemen her dilde kullanılıyor kelimede. Bildiğimi sanmıyorum. Bir Kesinlikle daha. Biliyorsunuz. Alın. Buyurun. Kesinlikle biliyorsunuz. Belki krizini bile geçiriyorsunuz. İki kelime, tek kelime. Tek kelime. Çikolata. Çikolata! Bunu bilemedim. Bilemeyebilirsiniz efendim. İlginç bir hikayesi var. Çünkü çikolatayı Aztekler, yani Güney Amerika yerlileri, o da yaşayanlar Aztekler, Mayalar neyse, acı bir içecek olarak tüketiyorlarmış. Aa. İçine baharatlar da koyup acı bir içecek olarak tüketiyorlarmış. Batıya geldikten sonra tatlı haline getirilmiş. Niye bunu anlattım bilmiyorum ama ek bilgidir. Buyurun yenisine geçelim. Sosyal saygı ve incelikli davranıştan yoksun kimse. Kabuk ne diyelim ona? Mi? Yok, sonunda bir böyle yoksunluk eki var. 18, Sız 17. Yani. Durduralım mı? Sosyal... Pervasız. Pervasız. Saygısız. Saygı var orada ama. Evet. Yani saygı deyip soruda saygısızlığı sormayız. Bir de sosyal saygı demiş. Almayın burada.
Sosyal saygı nedir yani? Genel sosyal saygı. İncelikli davranış. Aa, çorba mı? Kibarlık. İçeyim. Kibarlık, evet. Çorba mı? Dur, tastan içeyim. Ay, ne kadar da nasıl bir adam. Ay, aklıma hiç ağzını gelmiyor. Ağzını böyle şeye siliyor. Yemek örtüsüne siliyor. Nasıl bir adam? Kim o? Adab-ı muaşereti yok. Yoksun yani. Yani daha önce yaşamamış şeysiz, böyle şeyler. Görmemiş. Demek ki. Görgüsüz. Of yahu. Biz ne yaşadık biraz önce? Çok korktum. Bir daha yaşamak istemiyorum onu. Allah aşkına. 16 saniyeniz var. Soru başına. Evet. 4 tane sorunuz var. Soru başına da 1 tane harf alma hakkınız var. Tamam mı? Ama asıl mevzu, diyelim ki o 4 harfin 4'ünü birden aldınız. 16 saniyenin 3'ünü arttıracaksınız. Çünkü Eray Hanım 2 saniye arttırmıştı. Siz bana haber verirseniz. Daha haber verecek bir şey kalmadı. Son 4 soru. Göreceğiz, basacağız. Evet. Lazımsa da bir harf diyeceğiz. Tamam. Oldu mu? Arapça köken nedir? Yaygın kullanılır. Şöyle soruluyor. İlişki, ilinti veya gerekçe, sebep. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir söz. Bağdaşık gibi. Alalım mı harf? Alalım. Aldık bir harf. İlişki. Senin onunla ne ilişkin var? Münasebet. Münasebet. Şimdi son 9 harfli cevapla ilk 10 harfli cevap birbiriyle bağlantılı şeyler. Ne yönden bağlantılı? İkisi de insanın sinirini bozan tabirler efendim. Kalıplaşmış ve muhatabının sinirini bozmak için kullanılan tabirlerdir. Bu 9 harfli olanı 2 kelimeden oluşuyor. Buyurun bir görelim. Ayrım yaratmaz, etkisi olmaz, olsa da olur, olmasa da olur. Anlamlarında kullanılan kalıplaşmış bir söz dizisi 2 kelime. Özellikle birisi bir teklif yaptığında söylenirse, teklif yapan kişiyi sinire gark eder. Siz harf aldınız mı? Evet, aldım. Niye söylüyorsunuz? Ben harf istemişim. İki kelime. Ayrım yaratmaz. Fark etmemek gibi bir şey. Ne efendim? Fark etmez. Fark etmez. 800 puan. Kullanır mısınız? Yani hani birisi hani sinemaya gidelim mi? Fark etmez. Çok kullanırım. Ama... Neyse Ayça Hanım, bunu bilahare konuşuruz. Evet. Buyurun, yenisi geliyor. Bu da fark etmez kadar can sıkıcı, kalıplaşmış bir tabirdir. Buyurun. Genellikle bir isteği reddetmeden ötelemek için kullanılan bir tabirdir. Harf istediniz mi? Başka zaman mı? Harf istediniz Harf mi? Harf istedim. İstediler. Tek kelime. Genellikle bir isteği reddetmeden ötelemek için kullanılan bir tabir. İleri gibi geliyor. Kalıplaşmış tabir. Fark etmez gibi insanın sinirini bozan bir tabir. Ben sizden bir şey istedim. Siz de bunu yapmayacaksınız ama... Beni bilemezsem üzülürüm ya. Ben sizden bir şey istedim. Siz de bunu yapmayacaksınız. Öteliyorsunuz. İleri bir tarihe. Savmak, başından savmak. Ne dersiniz bana? Bana ne dersiniz beni başınızdan savmak için? Yallah demek. Yallah demezsiniz. Hallederiz. Yok ya. Ne bileyim, çok az süreniz kaldı işte, ondan evet. Ürktüm ben. Yoksa burada size bir tane daha harf aldırırdım. Ama gelseydi. Bu sefer ne yapacaktık? 3 saniye arttırmak gerekiyordu. Baksanıza oraya, 4 saniye çık kalmış. Evet. Son soruda harf almazsınız diye düşünüyordum açıkçası. Çok kolaydı son soru, bir görelim. Basıyorum. Üstün körü yemek yemek, şöyle biraz ondan biraz, bundan biraz. Tek kelime. Atıştırma. Atıştırma. Ya, üzüldüm.